Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Orbit'te Epsilon kapısını yapacağız. Peki niye Epsilon kapısını yapacağız? Hem 10.000 Seprom istiyorum. Hem de GG'mi harcamak istiyorum. Hem de belki Cyborg Hammer Klavya'da nimesiz kazanma şansım var. Tabi çok düşük bir ihtimal. Biz de deneyeceğiz bakalım. Bir ihtimal alamayacağız ama. E, öncelikle ben bir Epsilon kapısını açayım. Sonra karşınıza geleyim. Son 5 kaldı. Bakın şimdi teklide de 5'i nasıl atıyorum. Tak. Bu kadar. <laughs> Şimdi kalan 2500'e yakını var. Onu da belki şu diğerlerini açarız ya bundan çıkmaz. Onda da bir ayrı video. Of iki video. Bu arada bakın bende bu gemi de varmış. Ama ben tabii ki takık bir e, insan olduğum için öbürüne geçeceğim. Bir de bunda güzel modüller de var aslında ama os. Bu arada pete tam yakıt alacağım ya. Fullleyeceğim. Uğraşmak istemiyorum petin az yakıtıyla, cartıyla, cürtüyle. Şimdi gidiyoruz. Del, epsilon hangi kapıydı bu? Epsilon olması lazım. Umarım videonun başında doğru kapıyı söylemişimdir. Şu alfa epsilon da bu olacak. Bakın böyle geldiniz zaten epsilon. Görev var mı bir bakayım epsilon yap falan. Varmış. Galaksi epsilon kapısının geçişlerini tamamla diyor. 80 kaylon verecek. Etkinlik görevleri de var bu arada ama e, Alfabete alfa gamma kapısını yapın diyor. Bu da air mehr veriyor. Bunlar hakkında bir video çekmedim. Bilmiyorum. Çekmem herhalde ya. Evet, kapımıza girdik. Şu görevi kapatabilirim. Gemiyi şuna geçireceğiz, birinci konfiye Bu arada bayağı bir cephanem oldu. 2x paso ilerleyeceğiz. Bu koruma moduna geçsin. Neler geliyor? Zaten bu arada kapıların... E, ...yapış rehberini istiyorsanız, kanalda oynatma listelerinde tüm kapıların rehberi var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hani her kapıya ben ayrı ayrı bir rehber çekmiştim. E, şu kapıda hangi taktiği kullanın, bu kapıda hangi taktiği kullanın tarzında. Onu da kanaldan bulabilirsiniz. Ben şimdi buraları hızlı hızlı geçeceğim. Evet bitirdik ilkeni. İkinci sene doğru ilerliyorum. Yine Vagrantlar geliyor. Ve şimdi Marauderler geldi. Bunlar daha güçlü tabi onlara göre. Az öncekilere göre. Bu arada Uridium'u da şöyle açayım. Bakmak isteyen arkadaşlar baksın. 600 kaç vardı? 610.328 varmış. Bakalım kapı sonunda kaç olacak. Yine Vagrantlar geldi. 3, 5, 6 tane gelmişlerdi. Bunlardan sonra da büyük ihtimal bir sonraki wave'e doğru ilerleyeceğiz. Ama kaçma kaçma. Ah. Bunlara şimdi köşeye uğraşamam ya. Tamam. Okey. Bu arada bugünün tarihine bakayım. 31 Ocak 2023. Saat 2.30. Her videoda bunu söylesem mi ya? Çünkü ben videoları çekiyorum. mesela bu videoyu Allah bilir kaç gün sonra atarım. Ayın yedisinde falan anca atarım gibi duruyor. Çünkü iki günde bir video yapıyorum. He onu da söyleyeyim. Mesela hesabınızı bana veriyorsunuz ya. Ben o hesabı inceliyorum. Videosunu çekiyorum. Hazırda tutuyorum. Ama tabi ileri bir tarihe yüklemem gerekiyor ki tüm elimdeki tüm videoları bitirmeyeyim. Yani hepsini bir anda her gün yüklemeyeyim. Ve bitmesin. Bir de ışığı yaktım. Şu an Ankara karlı ve kapalı. Güzel bir havası var. Severim bu tarz havaları. Tamam burayı da bitirdik. Sonrakine doğru ilerliyorum. Bu arada bu kapı 30 dalgadan oluşuyor. Biz 10. dalgadayız. Yani kalmış oluyor 20 dalga. Evet sonuncu Marauder'i de öldürdük. Bir sonraki wave'imize doğru ilerliyoruz. Yanlışlıkla şey kullandım ya. 3'e basacağım ama 4'e bastım. 13. dalgadayız. Şimdi de ne bu? Outcast'lar geliyor. Okey abi hallederiz. Sıkıntı değil. Evet Corsair'lar geldi. Bunlar da biliyorsunuz. RAM markası. <laughs> Hatta benim bakayım aynen benim RMM markasıymış lan Corsair. Vay be. Sonuncuyu da kestik. Gidelim diğerine doğru. 16. dalgadayız. Lan dur yanlış konfideyim. Tamam. Corsair'lar yine. Ve holiganlar geldi. Bunlar Galatasaray taraftarları. Hayda şimdi Galatasaray taraftarları bize düşman olacak. Ya şu yaratıklara birer anlam yüklemem çok garip değil mi ya? <laughs> evet bunları da hallettik. Bir sonraki dalgaya doğru. Galiba 19. dalgayı yapacağız şimdi. 19-20-21 olması lazım. Bakayım evet. Burada da gene Corsair'lar, Hooligan'lar falan gelecek. Bu arada yorum ve like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Çok demek de istemiyorum da bir abone de olsanız bir fena olmaz yani. Güzel olur. Teşekkürler şimdiden. Okey bunları da hallettik. Şimdi kaldı 21'den 9 tane dalga kaldı. Ya. Şey kaldı wave kaldı. Dalga. Şu kapılar bana o kadar zor gelirdi ki eskiden. Yani böyle çok şeydi uğraştırıcıydı ama şimdi yani o kadar da değil ya. Yani. Evet tamamlayıp tamamlayıp devam ediyoruz. Bu arada şu çok saçma değil mi ya? Yani bu, bu ne abi? Hiçbir şey verme daha iyi anasını satayım. Bu ne ya? Evet son 5 dalgamız kaldı 25'ten. Valla rava ravageler, korsiyerler hepsi geliyor öyle. Şimdi 28. dalgaya gidiyoruz ama o 28. dalgada da sadece 28. dalga yani. 4 tane konvik gelecek onları keseceğiz sonra 29-30. Evet 4 tane konvik geliyor. Bunlar buranın en güçlü yaratıklarından bir tanesi. Bir tanesi 150 üridüm veriyor. Bu dalgadan 600 üridüm alacağız. Tamam. Ve son artık yerimize geçiyoruz. Evet 29. dalgamız geliyor. Bunlar dalgaya bak. Ne? Rava yerler. Evet az öncekiler daha güçlüydü. Ya oraya mı kaçıyorsun yani Neyse takip edelim bari. Sağ aşağı doğru demek ki gideceğiz. Sol üst değil. Genelde sol üstü kullanıyorum ben. Bu haritalarda. Yani kapılarda daha çok sol üst tarafını kullanıyorum. Ama tabi sağ aşağı kaçınca da bu yaratıklar el mecburu gidecek. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Evet. Şu gelen arkadan gelen yaratıklar da artık bu kapının son yaratıkları. Ben ne bileyim bu kapıyı birazcık da rehber niteliğinde anlatıyorum size ama e, o rehber videolarımı izlemeyenler varsa izlesin. <laughs> Eğer izlemem diyorlarsa da bu videoda da onlara yetebilir bu kapı için sadece. Tabi diğer kapı... Hep tüm kapılar var orada ya. Hatta bu galaksi kapılarının bir çoğu var. Ney Hades yoktur be. Hades hiç yapmadım ben bu gemiyle. Başka da... Başka da yok galiba ya. Evet son iki yaratığımız. Bunları siz de benimle birlikte izleyin diye buraları kesmeyeceğim. Evet. Kapı bitiyor. Dediğim gibi eskiden çok zorlanırdım ben bu kapılarda. Ya Çok olmasa da gene zorlanırdım. Uzun sürerdi. Bir saat falan sürerdi. Şu an yarım saat olmamış bile yani söylediğim ve kapıyı bitirmiş oldum. Şimdi ödülleri şöyle görün diye alacağım. 25 bin gelecek. gelecek. X4 gelecek. Left 4 kazanma şansımız var ama hiçbir işime yaramayacak. Epsilon kapısı tamamlandı. 10.000 bin sepromu zaten alacaktık. Nef4 aldık. Air aldık. Kronos 5 yaşı ganimet. 10 günlük dosyası. 80 kaydonu da aldık. Görev bitti çünkü. Ya bu ne Allah'ım ya bu ne ya. 5 milyon tecrübe. 187 bin şeref. Gördüğünüz gibi herhangi bir gemi gelmedi. Şuradan itibaren baktığım zaman yani kötü oldu. Keşke gemi gelseydi ee, ama düşük bir şans yani bayağı düşük bir şans olduğu için yapacak bir şey yok. Şuna da 10 bini bastım oh mis. Evet e, bu videonun da artık yavaş yavaş sonuna gelelim. Olmadı bunda olmadı belki bir sonrakinde olur. Hatta bu bir seri olsun. Cyborg düşürmeye çalışıyor. Hatta galaksi kapılarından gemi düşürmeye çalışıyorum. Gibi bir serimiz olsun. Bu da ilk videosu olsun. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Dediğim gibi yorum yapıp, yapıp like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.